arkadaşlar. Bugün sizlerle koçluğa dair yeni bir bilgi paylaşıyor olacağım. Şimdi her zaman herkesin sorduğu önemli bir soru var. Bu koçluğun diğer disiplinlerden farkı ne? Yani bir danışman ne yapar? Bir terapist ne yapar? Bir mentor ne yapar? Ve bir koç ne yapar? Dolayısıyla bunun ayrımını çok temiz bir şekilde anlayabileceğimiz ölçüde aktarmaya çalışacağım. Bob Bates, 2015 yılında yayınladığı Büyük Koçluk Uygulamaları için Küçük El kitabında çok önemli bir metafora değinmiştir. Aslında bu metafor bizim koçluğu diğer disiplinlerden nasıl ayıracağımızla ilgili çok açık bir anlatım sunmuştur. Bununla ilgili temel bilgi şudur: araba kullanmayı öğrenmek. Bir koç, bir danışman, bir terapist ve bir mentörü birbirinden ayıran temel prensip bu metaforla temiz bir şekilde açıklanmıştır. Şimdi bu metaforla ilgili genel bir bilgi sunmak istiyorum size. Eğer biriniz araba kullanmayı öğrenmek istiyorsanız, bir terapist size araba kullanırken yaşadığınız endişelerle ilgili yanıt veriyor olacaktır. Bir danışman size araba kullanmakla ilgili hangi aracın sizin için daha iyi olduğu hakkında bilgi verecektir. Bir mentor size araba kullanmakla ilgili tecrübelerini aktarıyor olacaktır. Bir koç ise sizi varacağınız yere bütün öz yeterliliklerinizi ve yetkinliklerinizi vurgulayacak mucizevi sorular sorarak varmak istediğiniz noktaya kadar eşlik edecektir. Bu anlamda Bob Bates'in sunduğu bu metaforun aslında bütün disiplinlerden nasıl ayrıldığımızı ve hangi uygulamalarımız ve yetkinliklerimizle bir adım daha farklı bir şekilde öne çıktığımızı gösteren bir çalışmadır. Neden bunu söylüyorum? Çünkü aslında bu çalışmalar hem zorlayıcı, hem destekleyici, hem de işinizi kolaylaştıran yapıyla bütün varlığını sürdürmektedir. Yani bir mentor dediğimiz zaman ya da bir koç dediğimiz zaman bunlar birazcık daha zorlayıcı kanalda, ancak yönlendirmeyen kanalda süreçlerini devam ettirirler. Ancak bir terapist ve bir danışman bilgilerini paylaşan, tecrübelerini paylaşan ve çok da zorlayıcı olmayan, açıklayıcı ve bazen de yönlendirici yaklaşımlarıyla bütün tecrübelerini aktarmaktadır. Buradaki temel amacımız koçluk bilgisini diğer disiplinlerden nasıl ayırt edeceğimizin farkına varmaktır. Sizin için de önemli bir rehber ve kısa bir açıklama olacağına inanıyorum. Dolayısıyla bundan sonra size koçluğun diğer disiplinlerle ilgili farkını sordukları zaman bu metaforla çok kısa ve açık bir şekilde bilgilerinizi paylaşıyor olabilirsiniz. Kanalımda bununla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz yorumlarınızla beni destekleyebilir ve bundan sonraki kayıtlarla ilgili taleplerinizi paylaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.